Herkese merhabalar. Ben paramedik eğitmen Harun Özkan. Bu videoda sizlerle paramedik bölümü yani ilk ve acil yardım bölümünü tercih ederken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hangi hususlar bizim için daha önemli olabilir? Bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Tabii ki bu videoyu izleyen bölümü tercih edecek olan arkadaşlar olduğu için beni tanımamaları normal. O yüzden kısaca bu noktada kendimi de tanıtmak isterim. Meslekte 13. yılım. Aynı zamanda 10 yılı aşkın süredir de eğitmenim. Aktif olarak sahada görev yapmakla birlikte aktif olarak da eğitmenlik yapmaktayım. Burada tabii ki bölümü tercih eden ya da şu an bölümü okuyan arkadaşların kafasında belli başlı sorular olması normaldir. Çünkü daha önce bilinmeyen yeni bir alana geçiş tabii ki de insanların kafasında belli başlı soru işaretleri yaratabilir. Bunlar gayet tabii durumlardır. O yüzden eğer ki herhangi bir bölümle ilgili tercih yaparken ya da bu bölüme girmeyle ilgili fikriniz varken kafanızda oluşabilecek soru işaretleri sizin eksikliğinizi göstermez. Bunlar doğal süreçlerdir. O yüzden kafanızda herhangi soru işareti olması gayet normaldir. Şimdi öncelikle paramedik ilk yardım bölümü tercih ederken genel başlıklar altında dikkat edilmesi gereken hususları ve bazı bilgilendirmeleri burada ifade edebiliriz. Zaten paramedik bölümle ilgili detaylı bilgileri daha önceden paylaştığımız bir video var. Oradan bölümle ilgili detaylı bilgilere bakabilirsiniz. Bu videoda daha çok bölümü tercih ederken nelere dikkat etmemiz lazım? Bunlar üzerinde konuşmak istiyorum. Paramedik bölümünü tercih ederken TYT puanımızda sayısal sıralamamıza göre tercih etmemiz gerekiyor. Bu zaten bildiğimiz bir husustur. Şimdi paramedik bölümü 2 yıllık bir bölümdür bildiğiniz gibi. Şu an için 4 yıl olmasıyla ilgili ciddi bir çalışma yoktur. Yani bununla ilgili konuşmalar olur. İşte 4 yıllık oldu, olacak vesaire. Şu an için söylemek gerekirse böyle bir çalışma bulunmamaktadır. Ama bu ileride olmayacağı anlamına tabii ki de gelmez. Paramedik bölümü tercih ederken herkesin en fazla merak ettiği sorulardan bir tanesi yaştır. Evet, önceden yaşa dikkat ediliyordu. Son yıllarda dikkat edilmiyor. Ancak burada dikkat etmemiz gereken husus şudur. Geçen sene dikkat edilmeyen bir şey bu sene kılavuza koyulabilir ya da tam tersi olabilir. O yüzden yapılması gereken şey o yılın ÖSYM kılavuzunda istediğiniz bölümle ilgili şartlara bakmaktır. Burada ÖSYM kılavuzunda her bölümle ilgili belli maddesel şartlar olur. Örneğin 267, 277, 1 gibi gibi. Siz kılavuzun başındaki açıklama bölümünden bu maddelerin ne olduğuna bakarak kararınızı verebilirsiniz. Örneğin 2024 kılavuzunda paramedik bölümüyle ilgili yaşla ilgili bir ibare kılavuzda yoksa o zaman sorun yoktur arkadaşlar. Bunu bu şekilde düşünmek gerekir. Aynı şey yine boy kilo oranı ile ilgili. Boy kilo oranı önceden kontrol edilen bir şeydi ama son kılavuzlarda bulunmamakta. Bulunsa da bunun bazı üniversitelerde dikkat edilmediğini de gördük. Bunun yanı sıra bir diğer hususta ehliyet. Önceden ehliyet olmadan okuldan mezun olunamıyordu ama artık bu kuralla ilgili de esneklikler mevcut. Ehliyet olmadan da okuldan mezun olabiliyorsunuz. Ancak ehliyet arkadaşlar atanmanız için şart değildir. Yani örneğin okul sizden mezuniyet için ehliyet şartı istiyorsa bile atanmak için şu an ehliyet şartı mevcut değildir. Paramedik bölümünden DGS ile geçiş vardır arkadaşlar. DGS ile sağlık yönetimi, acil afet yönetimi ve hemşirelik bölümlerine geçiş vardır. Hangisi daha mantıklıdır sorusu tabii ki de kişiden kişiye değişmektedir. Ama özellikle paramedik ve hemşire bölümüne kıyaslamayla ilgili bir video paylaşmıştım. Onu da izlemek isterseniz kanal içinden bakabilirsiniz. Paramedik bölümü tercih ederken dikkat etmemiz gereken en önemli hususlardan bir tanesi mevcut sıralamanıza göre tercih edeceğiniz en iyi okulu tercih etmektir. Çünkü paramedik yani ilk ve acil yardım bölümü daha çok uygulama bazlı bir bölüm olduğu için ya muhakkak teorik de var. Teorik olmadan zaten bir pratik olmaz. Ancak bu teoriyi uygulamayla pekiştirmek gerektiği için. O yüzden tercih edeceğiniz okulun laboratuvar imkanları, uygulama imkanları nasıl? Bunu mutlaka kontrol etmek ya da bununla ilgili bilgiler edinmek faydalı olacaktır. Çünkü sizin mesleki anlamda kaliteniz ya da başarınızı etkilen en önemli hususlardan bir tanesi mezun olduğunuz okuldur. O yüzden bu okulun staj imkanları nasıl? Eğitim kadrosu nasıl? Yüksek okulun bu bölüme verdiği önem, kıymet nasıl? Bu bölümle ilgili vizyonu, misyonu nasıl? Bunlara bakmanızda fayda olacaktır diye düşünüyorum. Bu bölümü tercih edecek arkadaşların kafasındaki en büyük soru işaretlerinden bir tanesi tabii ki de iş imkanları. Paramedik bölümünün iş imkanı tabii ki özel ve kamu şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Ama genellikle tabii ki istihdam paramediklerde kamu alanındadır arkadaşlar. Ve kamu alanındaki istihdamında yaklaşık %80'i 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarında olmaktadır. Bunun yanı sıra paramedikler tabii ki de AÇM'lerde, hastane acil servislerinde çalışabilmektedir. Yani atanabilmektedir. Ancak ASM'lerde görev yapamamaktadırlar. Bunun yanı sıra yoğun bakım, servis gibi yerlere atanmamız mümkün değildir. Özelde de arkadaşlar yine özel ambulans şirketlerinde, İSG'lerde ya da özel hastane acil servislerinde çalışabilirler. Atama puanlarına geldiğimiz anda tabii ki de her bölüm gibi paramedik bölümü de mesleki enflasyonu yaşamaktadır. Çok fazla mezunumuz vardır ve her yıl mezun katsayısı gitgiderek artmaktadır. O yüzden burada her geçen yıl sıralamanın tabii ki de daha yüksek puanlarla olacağı bilinen bir gerçektir. Burada şunu ifade etmek isterim. Eğer ki KPSS'de ilk 1000'e girebilecekseniz sizin için atama ile ilgili bir sıkıntı olmayacaktır. Çünkü genellikle ortalama bakıldığında en kötü 1000 kişi
alınmaktadır diyebiliriz. Bir KPSS dönemindeki sınavda toplam alınan kişi sayısı ortalamasına bakarsak. Yine aynı zamanda bu bölümü tercih edecek arkadaşların kendilerini bölümle ilgili geliştirebilecek düzeyde ders çalışma kapasitesine ya da ders çalışma disiplinine hakim olması ya da bunu edinebilmesi önemlidir. Yanlış algılar şeklinde mesleğinize atandığınız zaman öğreneceğinizle ilgili bir kanı mevcuttur. Bu tamamen ders çalışmak istemeyen ya da kendisini iyi geliştirmemiş, derslerden kaçmış, gelişimden kaçmış insanların kendisini avutma ifadesidir. Meslek atandıktan sonra öğrenilmez. Meslek atandıktan sonra tecrübe kazanmak için bir platformdur. Bizler okulda öğreniriz, meslekte tecrübe kazanırız. Bir kişi bir uygulamayı meslekte öğreniyorsa, öğrenene kadar kaç kişiye, kaç hastaya zarar verebileceğini tahmin edemeyiz. O yüzden okulda öğreneceğiz, meslekte tecrübe kazanacağız. Bu noktada da üniversiteyi okuduğunuz okul tabii ki de önemlidir. A, B, C okul iyidir, şu okul iyidir, bu okul iyidir diye bir yorum yapmam benim bir eğitmen olarak etik değil. O yüzden bunu sizin özel olarak araştırmanız daha doğru olacaktır. Özel kamu kısmında konuşursak, yani özelde mi okunur, devlette mi okunur derseniz, tabii ki de ikisinde okunabilir. Burada önemli olan arkadaşlar iyi bir üniversite olması. Yani illa her devlet üniversitesi iyidir ya da her özel üniversite iyidir diye bir şey yoktur arkadaşlar. Bazı devlet üniversiteleri çok çok iyidir bu konuda. Bazı özel üniversiteler de bazı devlet üniversitelerine göre daha iyidir. Bu tabii ki de değişken bir durumdur. O yüzden illa özel iyidir ya da devlet üniversitesi iyidir gibi bir algı doğru değildir. Genel başlıklar altında paramedik bölümüyle ilgili, ilk ve acil yardım bölümüyle ilgili ifade edeceğim şeyler bunlar. Bu bölümü tercih ederken bu hususlar üzerinden tercihlerinizi yapabilirsiniz. Bölümle ilgili daha detaylı bilgileri de arkadaşlar yine kanal içinde bulabilirsiniz. Herkes için hayırlı olsun. Herkese başarılar dilerim.